Merhaba arkadaşlar Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere tuğ çelik alüminyum hisse senedinin teknik analizini inceleyeceğiz. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Analizimizi bir günlük bazda bakacak olursak değerli dostlar daha öncesinde 98.45 desteği vardı arkadaşlar. Burayı kıramamıştı. Aşağı doğru salmıştı. Arkasından %113 direncini denedi. Burayı da kıramayınca hissemiz aşağı doğru salmıştı. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerimizde arkadaşlar sizlere bir yatay olarak devam ettiğini söylemiştik ve bugün kapanışımız güzel oldu arkadaşlar. Tavan yaparak kapattı değerli dostlar ve 85.5 seviyesinde güzel bir seviyede özellikle bizim aşağıdan gelen arkadaşlar yükselen trendimizin üzerine atmayı başardı. Peki bundan sonra nasıl bir seyir devam edecektir? Öncelikle indikatörlerimize bakacak olursak bizim daha önce söylediğimiz bir kırma noktası vardı. Bizim RSI'miz ve hareketli ortalamamızı kırdığı zaman tabii ki negatif bölge doğru seyrini sürdürmüştü ve tabii ki MACD tarafında da ise tepe noktasını oluşturmuştu. Ares sayımız arkadaşlar burada bir kırılma yaparak bir dirsek attı açıkçası. Bu dirsekten sonra pozitife doğru yön almaya başladı. MACD'miz ise henüz negatifte. Ares sayımız negatifte. Tabii ki bundan sonra yarınki eğer kapanışımız pozitif olursa bizim Ares sayı tarafımız biraz daha pozitife gelir. Yani iki günlük bir süreci var arkadaşlar. İki gün içerisinde pozitifler devam ederse en azından yatay seyir bile olsa Bizim buradaki RSI'miz ve MACD'miz pozitif tarafta bir mum atarak bir çizgi atarak bizim hissemizi güzel bir şekilde al sinyalini vermeye çalışacağını düşünüyoruz. Şimdi ise osilatörlerimize nasıl bir seyir olacaktır? Dediğimiz gibi yükselen trendimizin üzerinde kapatması güzel pozisyon oldu. Aynı zamanda inen bizim ara bir trendimiz vardı. Yolumuz vardı. Onun da üzerinde bir seyrini kapattı. Aşağıda 76 seviyesi var arkadaşlar. 76 50 seviyesinde. Şöyle göstermek istiyorum daha da yakın. Burada güzel bir destek yaptı. Desteğimize iğne attı arkadaşlar. Artık bundan sonra bizim hissemiz yukarı doğru devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle yarın kapatmamıza yine pozitif olur ve bizim yükselen trendimizin üzerinde bir seyirde de devam ederse özellikle şu noktalarda bu noktalarda bir seyir devam ederse arkadaşlar bundan sonra yol alması gereken nokta noktaysa arkadaşlar bizim inen ana trendimizi Artık bir destek haline getirecek şu anda direnç olarak düşünebiliriz burayı ama bizim inen yolumuzun trendimizin üst tarafında kapatırsa bu hafta sonuna doğru hissemizde artık bizim burayı destek haline getirecek ve bir sonraki hedefimiz 98.45 üzerine de güzel bir seyirine devam edecektir ve bunlar yaparsa arkadaşlar aslında bizim şu şekilde bir yükselen bir trend oluşturacağını düşünüyoruz ara bir trend oluşturacağını düşünüyoruz. Hep birlikte bakacağız. Hacimimiz çok güzel bu arada. Hacimiz 1.8 milyonluk güzel bir hacim oluşturmuş. Özellikle uzun zamandan beridir güzel bir hacim gördük arkadaşlar bugün. Bu hacimize yarın seyirimizi pozitif yönde devam edeceğini düşünüyoruz. Eğer ki geri çekilme olursa tabii ki bu geri çekilme şundan bahsediyoruz bizim hisse senedimizde borsa yönlü bir tabii ki negatifler devam ederse hissemizde bir aşağı atmalar olursa özellikle bizim yükselen trendimizin aşağısında aynı zamanda çizmiş olduğumuz daha henüz belli olmayan yükselen bir ara trendimiz gibi düşünebiliriz. Bunların aşağılarında bir kapatmalar söz konusu olursa arkadaşlar bizim hissemiz yine de 76-90'lara kadar inebilir. Ama ihtimal vermiyoruz. Özellikle bizim yüksek hacmi bunu gösteriyor. Yüksek hacim demek arkadaşlar iyi para girişinin iyi para çakışanın daha doğrusu sirkülasyon sü sürecinin iyi olduğu anlamına gelmektedir. Hissemizi bu hafta sonuna doğru biz inanıyoruz ki 90'lı seviyeleri rahatlıkla gelebileceğini tahmin ediyoruz. Değerli dostlar sizlere Tuğçelik Alüminyum Hisse Senedi'nin teknik analizine bakmaya çalıştık. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.